Hayat sağlıklı güzeldi. Şimdiki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Fidan Yıldız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle KOAH hastalığını ve tedavideki yeni yöntemleri konuşacağız. Nereye geldik tedavilerde? Onları detaylandıracağız ama öncelikle KOAH nedir? Sizden kısaca bir dinleyelim. Şimdi KOAH aslında bir kısaltılmış isim. Evet. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı diyoruz. Halkımız bunu kronik bronşit olarak biliyor. %80 nedeni sigara olmakla birlikte birçok neden var artık. Hava kirliliğinden tutun. Köyde tandır yapan teyzelerimizin soluduğu buhara bağlı bile KOAH gelişebiliyor. Ya da uzun yıllar sonra astım KOAH'a dönebiliyor. Burada hemen bir parantez içinde şeyi söyleyeyim. Çünkü hastalarımız bunu hep öyle düşünüyorlar. O şeyi kırmak lazım. KOAH'tım, astım oldum diyorlar. KOAH astıma dönmez. Astım KOAH'a döner. Çünkü astım hastasının güzelliği şudur. Atak esnasında hastanın durumu kötüdür. Tedavi verirsiniz, her şey normale döner. Ama KOAH da öyle değildir. KOAH da o K harfinin şeyi, kronik. Solunum kapasiteleri düşüktür. Sürekli şikayetleri vardır. Araya giren enfeksiyon tabloyu daha da bozabilir. O nedenle tabii ki öncelikle bizim yapmamız gereken KOAH olmamak. %80 neden sigara dedik. Onun için sigara en başta bırakmak gerekiyor. Eğer KOAH olduysa hastanın ne gibi şikayetleri oluyor onu söyleyeyim. Nefes darlığı olmazsa olmaz. Hırıltı, öksürük, balgam. Eğer bir kişi sigara kullanıyorsa ve bu şikayetleri varsa mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına gitmeli. Geldi, biz ne yapıyoruz KOAH tanısını koyarken? Şimdi bu grup tabii ki sigara içen hasta grubu olduğu için mutlaka bir röntgenini ve olmazsa olmaz solunum fonksiyon testini yapıyoruz. Tabii. Zaten KOAH tanısını solunum fonksiyon testiyle koyuyoruz. İşte boyumuza, kilomuza, yaşımıza göre olması gereken bir akciğer kapasitemiz var. Sınırımız 80. 80'in altına indiği zaman KOAH'ı bir de evreliyoruz. İşte birinci evre en hafif evre. 2, 3 ve 4. evre en ağır evre. Tedavisi mümkün müdür KOAH'ın? Hafif KOAH'ta evet mümkün ama artık 2 ve 3. 4. evrelere geçtiği zaman KOAH'ı yok etmek mümkün değil. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Hepimizde yaşla birlikte akciğer kapasitemizde bir miktar azalma olur. Ama sigara içenlerde bu azalma 5 kat yüksek olur. O nedenle mutlaka sigarayı bırakmak en başta yapılması gereken şey. Peki tedavilerinde ne durumdayız hocam bugün? KOAH evrelerinde tedavi yöntemleri değişiyor ama hiç vazgeçemediğimiz tedaviler bizim inhaler dediğimiz, hastalarımızın fıs fıs dediği ilaçlar. Temel ilaçlarımız bunlar. Ama evre ilerledikçe, bunlar yetmemeye başladıkça, özellikle son evre hastalarda kanlarındaki oksijen seviyesi de düşmeye başlıyor. O zaman evde oksijen kullanmak. Hatta bazen oksijen kullanımına kullansa bile kan oksijen seviyesini yükseltemediğimizde bizim CPAP, BIPAP dediğimiz basınçlı böyle maskeyle hastayı solutmak ve oksijenini yükseltmek gibi tedavi yöntemleri var. Temelde bunlar. Ama artık 2011 yılından beri KOAH'ta da bir takım değişiklikler var. İlk olarak Almanya kökenli, şimdi hastalarımızın akciğere stent, akıllı tel diyebildiği, işte KOAH'ta coil tedavisi, valve tedavisi gibi bir takım yenilikler var. Ama burada mutlaka halkımıza şunu söylemek lazım. KOAH olduysanız hiçbir tedavi yöntemi KOAH'ı yok etmiyor. Yani şimdi anlatacağımız tedavi yöntemi de öyle. Amacımız sadece rahat nefes aldırabilmek. Yaşam kalitelerini artırabilmek. Evet. 2011 yılından beri ilk yurt dışında başladı coil tedavisi. Amaç şu, şimdi sigara içtiğiniz zaman özellikle akciğerimizin üst tarafları, akciğerlerimizi bal peteği gibi düşünün. O bal peteğindeki o düzenli yapı sigara içimine bağlı bozuluyor ve onlar hava kesecikleri haline geliyor. İçinizde küçük küçük baloncuklar olduğunu düşünün. Kişi nefes alıyor ama aldığı nefesin hepsini çıkaramıyor. Bir miktar o alanlarda hapis oluyor. Ve hastanın akciğerleri yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Düşünün, nefes aldınız ama onu kullanamıyorsunuz. Ne oluyor? Nefes darlığı oluyor.
Şişen akciğerler sağlam akciğer alanlarına bası yapıyor. Sağlam alanlarda çalışamıyor. Şimdi bu tür tedavi yöntemlerinde coil de olsun, valve de olsun amacımız bu hasarlı bölgeleri devre dışı bırakmak. Şimdi birazdan anlatacağım ayrıntısını ama kafada canlansın diye ben hep hastalarıma şu örneği veriyorum. Akciğerlerimizi bir tarla gibi düşünelim. Evet. Tarlayı 5-6 hortumla suluyoruz. Ama tarlanın bir yeri çürümüş. O zaman boşu boşuna oraya hortumla su vermenin bir anlamı yok. Ne yapıyoruz? O hortumu başka yere döndürüyoruz. O zaman hem diğer alanların sulanması artıyor hem boşu boşuna buraya hapis olmuyor. Amaç bu. O zaman gerçekten hastanın akciğer kapasitesi artıyor. Peki hedef ne? Bu coil tedavisi dediğimiz evet, coil. Tedavinin prensibi, ana prensibi. Ana prensip. Tarlaya su vermemek. Aynen öyle. Mutlaka tabii bu hastalara akciğer tomografisi çekiyoruz. Akciğer tomografisinde görüyoruz o hasarlı alanları. Hani eski kıdemli doktorlarımızın senin ciğerinde duman var dediği olay o aslında. Amfizemli alanları biz tomografide görüyoruz. Diyoruz ki atıyorum sağ üst, şimdi akciğerlerimiz lob olarak tarif ediyoruz. Sağda 3 parça var, solda 2 parça var. Diyoruz ki hastaya sağ üst lobun amfizemli. Eğer orayı biz coil tedavisiyle devre dışı bırakırsak oraya boşu boşuna hava girmeyecek, sağlam akciğer alanlarınıza kayacak diyoruz. Tabii ki iki seans halinde yapılıyor. İşte bir seans buraya yaptıysak bir ay sonra diğer akciğere yapıyoruz. Hedef %15-20 artırmak akciğer kapasitesini. Aslında 15-20 küçük bir rakam gibi görünebilir ama %5 tuvalete gidemeyen hastayı tuvalete götürür. Bunlar bu bahsettiğim hasta grupları öyle hasta grupları ki tuvalete bile oksijen hortumlarıyla 5 kere durarak giden hasta grupları. Hani bu hasta gruplarında yapılıyor. Şimdi şöyle düşünün, o zaman bu tedaviler KOAH'ı yok edebilir mi? Mümkün değil. Amacımız ne? İşte tuvalete oksijensiz gitsin ya da birkaç saat oksijensiz kalabilsin. Ya da atıyorum evde oksijen kullanılamıyordur da dışarı çıkamıyordur. Biraz onu dışarı çıkartalım. Biraz şöyle bir kafede oturup bir çay içebilsin. Biraz yaşam kalitesini arttırmak adına. Evet, amacımız o. Evet, biraz tetkiklerinden bahsedecek olursak coil tedavisi için uygulanan tetkikler nelerdir? İki tetkik çok önemli. Solunum fonksiyon testi. Dedik ya dördüncü evre ağır grup. Şimdi boyumuza, kilomuza, yaşımıza göre olması gereken sınır 80'de. 45'in altına indiği zaman bu tedavi yöntemlerini yapıyoruz. 45'in üstünde değil. Daha vakit var. 45'in altına indi. Evet, bakıyoruz, tomografisini çekiyoruz. Gerçekten coil tedavisine uygun mu? Tomografisinde de o bahsettiğim o bal peteğindeki hasarı, o amfizemli alanı görüntülüyoruz ve kafamızda planlıyoruz. Diyoruz ki bu hastanın sağ üst lobuna coil takabilirim. Coil dediğimiz şeyler böyle 1 santim küçük küçük teller. Teller. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bu teller tabii bir tane değil, 10 tane en az takıyorsunuz bir loba. Akciğerlerimiz büyük organlar. Şöyle bir üst lobumuz var. Oraya 10 tane tel takıp orayı hasarlı alanı büzüştürüyoruz. Böylece oraya boşu boşuna hava gitmiyor. Her şey uygunsa, işte tomografisi, solunum fonksiyon testi uygunsa, tabii ki yandaş hastalıklar çok önemli. Ciddi bir kalp hastalığı varsa, bir kanseri varsa biraz durup düşünüyoruz. Yani yapalım mı, hastanın yaşam kalitesi artar mı, bunu düşünmek lazım. Diyelim ki her şeyle karar verdik. O zaman mutlaka bir kardiyoloji kontrolü istiyoruz. Kardiyoloji onayımızı, anestezi onayımızı alıyoruz. Hastayı bir gün önceden yatırıp bunları yaptıktan sonra ertesi gün ameliyathaneye alıyoruz. İşlemi de anlatayım biraz. Ameliyathanede genel anesteziyle yapılıyor. Yani hasta tamamen uyuyor. Şimdi hemen halkımızın arasında eğer KOAH'lı, ağır KOAH'lı hastalar varsa evet, onlar bilirler. Anestezi olabilir mi? Evet, anestezi alabilir mi? Alabilir. Çünkü ben yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyorum. Ondan önceki mesleki dönemimde KOAH hastalarını herhangi bir nedenle ameliyata verirken, atıyorum safra kesesi ameliyatı olacak, kalp ameliyatı olacak, epey bir korkarak olur veriyorduk ya da engel oluyorduk, vermiyorduk. Şimdi 6 yıllık deneyimimden sonra gördüm ki eğer hastanızı ne ameliyatı olursa olsun ameliyata iyi hazırlarsanız ve ameliyat sonrası iyi bir yoğun bakım desteği verirseniz bu hastalarda çok güzel anestezi alıyorlar. İşlem süresi 1 saat zaten. Benim o koilleri akciğere yerleştirme sürem 15 dakika. İşte uyudu uyandı 1 saat. 1 saat KOAH hastası çok güzel uyuyor. Hatta uyandıklarında da şöyle söylüyorlar. Yıllardır hiç böyle güzel uyumamıştım. Çünkü hep onların KOAH... Oksijen yetersizliğinden. Evet.
gece onlarda bir ölüm korkusu başlar. Onun için hasta yakınlarını da uyutmazlar. Öyle bir şeyleri vardır. Hani el ayak çekilince olayı. Nefesim ya durursa ya bir şey olursa. Onun için mutlaka odalarında bir yakın durur. Bu çok kötü bir şey. Her iki taraf içinde. Her iki taraf içinde tabii. Yani evlat ya da eş kalkıp kontrol ediyor. İşte hasta uyuyamıyor. O nedenle uyandıklarında ilk söyledikleri şey oluyor. Yıllardır böyle güzel uyku uyumamıştım. Peki, çok güzel hocam, uyudu uyandılar. Hani bu küçük teller dediniz ve bundan bir akciğerin lobuna 5 tane 10 tane yerleştiriyoruz. 10 tane en az 10. Bunlar bir endoskopik bir yöntem mi? Tamamen bronkoskopi. Şimdi hastayı uyuttuk. Solunum cihazına bağladık. Ağzındaki tüple, çünkü hasta uyutulurken tüple uyutuluyor. Yaklaşık işte 9 numara dediğimiz en kalın tüplerle uyutuyoruz. Onun içinden şu kalınlıkta bir bronkoskopi cihazımız var. Mideye hortumla bakmak endoskopi gibi bir şey. Aynen endoskopi gibi. Bronkoskopi cihazıyla girip hasarlı bölgeye yöneliyoruz. Ve oradan işte bizim bronşlarımız boru gibi, o borudan akciğer alanlarına yönlenip koillerimizi bırakıyoruz. Bronkoskopi cihazımız karşıda, bir de skopi cihazımız var. Bronkoskopi ile yerimizi belirledikten sonra skopiye dönüp uygun yere yerleştirmiş miyiz diye kontrol ediyoruz. Sonrasında nasıl bir değişiklik oluyor hastada? Şimdi, gözlemlenen nedir? Önce şunu söyleyeyim, bu tedavi yönteminin tabii bir takım komplikasyonları var. Balona iğne batırdığınızı düşünün. Evet. Ne olur patlar. Patlar. Bizim pnömotoraks dediğimiz akciğerin sönme olayı vardır. Evet. Ama oran %5'tir. Yani 100 hastadan 5'inde eğer dikkatli davranırsanız onu da yapmıyorsunuz. Ama bu bir risk. Risk tabii. Balona iğne batırıyorsunuz. Yani patlama ihtimali çok yüksek. Dikkatsiz olursanız. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. 10 tane yabancı cisim taktınız. Evet. Elinize diken battığında ne oluyor? Orası şişiyor, kızarıyor, ağrıyor. Aynı olay akciğere 10 tane yabancı cisim takıyorsunuz. Az da değil, evet 10 evet. tane. Bunun da bir reaksiyonu var. Tabii ki ama bunlar olmasın diye, enfeksiyon olmasın, reaksiyon olmasın diye bir takım ilaç tedavilerimiz var. Öncesinde, sonrasında, takiplerinde. Onu da önlemeye çalışıyoruz. Mekanik bir olay. Hani dediniz ya ne oluyor hastada diye. Uyandığında bile rahatlamayı hisseden hasta var. Şöyle söyleyeyim. Nefes alması daha da direkt, kaliteli direkt, hale geçiyor. Direkt fark eden hasta var. Peki o dediğiniz alet nasıl işliyor? Onu tam olarak koil, biraz koili anlatır mısınız? Şimdi şöyle küçük bir tel. Evet. Sarmal şeklinde duruyor. Evet. Etrafında iki sarmal şeklinde. Bronkoskopi cihazının içinden dümdüz geçiriyoruz ve akciğerin içine girdiğinde o sarmalı yapıyor. Hı hı. Kateterin içinden çıktığında sarmal şeklini alırken de yapısı gereği akciğeri üzerinde büzüştürüyor. Dalga gibi düşünün. Evet. Akciğer büzüşüyor ve o hasarlı alanı devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Tabii ki güzel bir yöntem ama kesinlikle ve kesinlikle KOAH'tan yok etmiyorsunuz. Ben özellikle bunu her görüşmemde, her hastamada söylüyorum. O zaman bu noktaya gelmemek için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Dikkat sigara içmemek lazım. En önemlisi. Yani sonuçta KOAH tam bir çözüm değil ama KOAH hastanın hayat standartlarını ve kalitesini daha rahat nefes almasını sağlayan da evet. Anladığım kadarıyla işte siz aslında program başına sormuştum. Bu alanda yeni bir şey var mı hocam diye. Evet. Aslında çok bir şey yok dediniz. Ben çok öyle düşündüm ama 2011 daha dün. Güzel de bir teknoloji olmuş bence. Evet, evet oluyor. Yenilikler oluyor ama ve daha fazlasını bekliyoruz. Tabii. Allah'tan hani Türkiye'de artık yenilikleri takibe daha erken başladı. Hani takip ediyoruz. Şimdi yeni tedavi yöntemleri de geliyor. Buharlaştırma denen vesaire. Biz de yakından hekim olarak takip ediyoruz gündemi. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz faydalı bilgiler için. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Fidan Yıldız'la KOAH hastalığını ve tedavideki son dönemdeki gelişmeleri konuştuk. Hayat sağlıklı güzel devam ediyor.